Tavuk göğsü için gerekli malzemeler: 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 100 gram tereyağı, 4 yemek kaşığı un, 1 paket vanilya ve üzeri için toz tarçın kullanacağız efendim. Şimdi bakın, sütümü alıyorum. Aslında önce ben şöyle yapıyorum. Bu bir güzel püf noktasıdır. Bir çırpıcı isteyeceğim kuzum senden. Bak hemen lep demeden levri bir anlıyor. Benim canım. Şöyle unu karıştırıyoruz. Şekeri karıştırıyoruz efendim. Vaktiniz varsa bunları bir ocakta döndürün. Size tavsiyem. Un ve şeker kavrulduğunda inanılmaz güzel oluyor. Bak bunu burada biraz döndürün. Şu an benim vaktim yok. Ben direkt koyacağım efendim. Helva mı yapıyorsun? Evet. Rengi de daha güzel olur. Tavuk göğsü yapıyoruz. Ha, tamam. Rengini değiştirmeden kavurunca gerçekten... Şöyle bakın. Tereyağı da en son aşamada ekleyeceğim efendim. Şu an şekerimi, unumu koydum. Şu şekilde güzelce topaklanmaması için ocak üzerine almadan bir çırpıyorum. Bunu hemen Samara'ya veriyoruz. Samara bunu hallediyor. Biz sunumlara devam edeceğiz. Şimdi efendim masaya geçiyoruz. Hadi gelin kızlar. Buyurun. Nereye? Çorbayı ağzına kadar doldurma, sana bıraktım. İmtihanın çorba bugün Serpil. Yardım edeyim mi? Evet efendim. Aman ya Rabbim, masanın yardım güzelliğine bakar mısınız? Kapağımı ben aldım. Masanın güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel görünüyor. Masam çok güzel. Serpil'cim getir böyle kuzucuğum. İmtihanımız düzgün. Buraya koy aşkım. Aynen oraya koyabilirsin bebeğim. Evet efendim. Nermin'in Enfes Mutfağı'nda bugün yine birbirinden lezzetli 4 tarif yaptık. Çok teşekkür ediyorum Cansever ablacığım. Daha ağzına, diline, koluna sağlık. Aynı şekilde Samaracığım, sana da çok zarif ve güzel bir hanımefendisin. İlk geldiniz efendim. Ne yaptık bugün? Samara'nın elinden Makedonya'nın muhteşem, ne diyeyim, sofralarının kraliçesi gulaş yaptık. Arkasından tavuk göğsü hazırladık. Ispanaklı bir çorba yaptık. Rengine bakar mısınız? Maşallah. Cennet, cennet. Tabii ki tahinli pideye de diyecek sözüm yok efendim. Zaten güzelliği dillere destan. Evet, bakın kim geliyor. Evet efendim, gayet güzel, gayet keyifli bir menü oldu. Herkesin evinde inşallah bugün yine pişer. Mesela gulaşı evinizde et yoksa tavukla da yapılabilir. Tabii, parça tavukla. Yapılabilir. Ben onu düşündüm. Şu an benim evde tavuk var, onu deneyeceğim. Ama bugün gulaş olmaz o zaman. Olsun, gulaş olmaz. Evimizdeki malzemeleri değerlendirin. Yani, tabii her bütçeye uygun aynen olsun efendim. Aynen öyle. Bir de evde benim dolapta vardı. Onu yapacağım bugün. Çocuklarıma iftara. Evet efendim. Biz bitirdik bugün de üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Sizlerle birlikte daha keyifli oldu. Sizleri daha çok ekranda görelim inşallah. İnşallah. Güzel inşallah enerjiniz. Çıkarız artık. Yoktum çünkü ben. Yeni geldim Avrupa'dan. Annem de izliyor. Ona da selam olsun. Bir de kız kardeşim Ceylan'a. Tamam. Öpüyorum sizi, seviyorum. Herkese selamlar, sevgiler. Şu an bizi Kapalı Çarşı'da izliyorlarmış. Selam olsun sevgili Kapalı Orhan Çarşı kardeşim ve oradaki kardeşlerimiz. Evet. Buradan şu an ben tam 4 prodüksiyonla 7 şarkı çalışıyorum. Vovo Media, Müzik.com, Güneş Müzik, ötekisi neydi? Çok teşekkür ederim. Dördüncüyü unuttum. Ayağınıza sağlık. Vallahi unuttuğumuz herkese var, onu selam sosyalden olsun. Veririz. Evet herkese. Evet efendim. Ha, Voice Music Amerika. Amerika'ya gidiyoruz. Amerika'ya da selamlar. Evet, Voice Music. Evet efendim, bugün de günün sonuna geldik. Yarın aynı saatte 10.45'te Kanal D ekranlarında Nermin'in Enfes Mutfağı'nda buluşmak dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.